Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. EYT çıkması gerekir dediğim için sevgili Ertuğrul Özkök de bana ya da benim gibi düşünenleri gördüğüm kadarıyla ki kendi penceresinden haklı olabilir, popülist tavırlar dedi. Ben konuğumla bu konuyu daha uzun tartışamadım. Tartışamazdım zaten. Amacımız zaten EYT'yi konuşmak değildi. Canlarım neden EYT çıkmalı diyorum. O zaman bu sabah kısaca ama öz olarak anlatmaya çalışacağım. Hatta dikkat ettiyseniz, dinlediyseniz Özkök'le olan sohbetimizi bir şey daha söyledim. Süleyman Demirel ve Erdal İnönü'nün koalisyon kurdukları, yani DYP-SYP koalisyonu 1991 seçimlerinden sonra kuruldu. Erken emeklilik yasası çıkarttılar ve çok sayıda, belki de 1 milyona yakın işçiyi, yurttaşımızı, emeğiyle çalışan kimseyi, ücretli ve maaş çalışanları emekli ettiler. O zaman da destek verdim. Bana sen nasıl liberalsin dediler. Ben o zaman ne söylediysem size aynen söyleyeyim. Mühimine tercih ettim. Hayatım böyle geçti. Evet, hayatım böyle geçti. Naçizane tavsiye ederim. En ehemmiyetli olan neyse, önemli olan, ehemmiyetli olanın, önemli olandan daha acil olanın doğru tespit edilmesidir. Eğer ehemmiyetliyi mühim olandan ayırt edebiliyorsanız, ha şu daha ehemmiyetli, bu mühim, bunu önce yapayım, bunu sonra da yapabilirim diye tercihi doğru koyuyorsanız ve gereğini yerine getiriyorsanız sakın ola ehemmini mühimine tercih etmekten vazgeçmeyin. Süleyman Demirel yılların politikacısı. Erdal İnönü politikacı değildi. Ama Erdal İnönü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en muhteşem devlet adamlarından birinin oğluydu ve öyle bir evde yetişmişti ve mükemmel bir kariyeri vardı. İkisi de sorumlulukların ne olduğunun farkındaydılar. Canlarım, 1980-12 Eylül ihtilalinden sonra, askeri darbesinden sonra Türkiye'de vahşi bir kapitalizm uygulandı. Her ne kadar adına liberal kapitalizm deseler de o hiçbir zaman liberal bir kapitalizm olmadı. Liberal kapitalizm dedikleri şey aslında normal şartlarda olması gereken iktidarın ve haliyle devletin bütün kesimlere eşit davranabilmesi demektir. Yahu bu nasıl bir eşitlikti ki o kapitalizm, vahşi ve ilkel kapitalizm, liberal kapitalizm adı altında uygulanan o vahşi ve ilkel kapitalizm işçilerin sendika haklarını ellerinden aldı ya. Çalışanların sendika haklarını ellerinden aldı. Ya böyle bir liberal kapitalizm olabilir mi? Liberal kapitalizm dediğiniz, ortada bir yarış varsa yarışan taraflara eşit imkan sağlayamasa da, ki olmaz, eşit imkan sağlanmaz. Elbette bir patronla işçinin imkanı bir olamaz. Ama fırsat eşitliği verir. Nedir fırsat eşitliği? Her iki tarafında yasalar karşısında eşit haklara sahip olmasıdır. Eğer patron lockout hakkı varsa, çalışanın, emekçinin de grev hakkı olacak. Patron nasıl sendikalaşıyorsa, işçi de sendikalaşacak. Ve patron sendikalara destek verecek. 12 Eylül sözüm ona liberal kapitalist darbesi emekçileri perişan etti. Ondan sonra Turgut Özal'ın Anavatan Partisi geldi. Doğru işler yapmadı mı? Yaptı. Yaptığı doğru işler benim açımdan sadece para ve döviz piyasalarındaki işlerdi. Ben Özal'ın para ve döviz piyasalarında yaptığı işlere destek verdim. Pek çok kişi Turgut Özal'ın hayali ihracata göz yummasını eleştirirken, ben bu sefer de Turgut Özal'ın hayali ihracata göz yummasına destek verdim. Neden? Ya üretim yoktu ki.
Yıllarca incik boncuk üreten bir ülke. İthal ikamesi üretiyor ve ithal ikamesinde sadece haklı olarak yurt içinde kullanıyorduk. Yerli otomobil dediklerimiz yerli değildi. İsimleri yerliydi. Kuş marka isim koyunca, yani ürettiğimiz otomobillere kuş markalarını koyunca yerli olduğunu zannediyorduk. Hayır, onların hepsi küresel sermayenin sahibi olduğu, bizim de lisans ödeyerek ürettiğimiz otomobillerdi. Buzdolabımız öyleydi, çamaşır makinemiz, ütümüz, elektrik süpürgelerimiz, bütün elektrikli araçlarımız, her şeyimiz hep lisans ödeyerek üretiyorduk. Lisansı bize ait hiçbir şey yoktu çünkü biz mucit bir ülke değildik. Canlarım, 1991'e kadar 11 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin emekçisi ve memuru aptalca, vahşi, ilkel bir devlet kapitalizminin çizmeleri altında ezildi. İşsizlik bugünkü kadar değilse bile neredeyse %10'lara varmıştı. Kızıyorlardı. Süleyman Demirel gelirse diyormuş ki, rakibim ne verirse tütün fiyatına ben 5 daha vereceğim. Çirkin ve hatta popülist bir politikaydı, doğru. Ama Süleyman Bey bir şeyi biliyordu ki, iktidara gelmek zorundaydı. Süleyman Demirel iktidara geldiği zaman kiminle ortak olacağını dahi tespit etmişti. Sol parti. O dönemin tek sol partisi. Yani SHP. Neden? Çünkü SHP ile kuracağı hükümetle ancak ve ancak sosyal politikalar uygulayabilir, kendi yandaşlarına ondan vahşi bir liberal kapitalist ekonomi bekleyenlere de "Yo, ne yapayım, yanımdaki parti solcu" diyebilirdi. Süleyman Demirel'i hafife alanlar sonradan aslında ne kadar değerli bir devlet adamı olduğunu gördüler. Süleyman Demirel'in yaptığı popülizm değildi. Süleyman Demirel'in yaptığı ehemmini mühimine tercih etmekti. Yatırım yok ama işsizlik çoktu. Süleyman Demirel ne yaptı? Sosyal sigortalar kanununda tabii sol partinin, yani SHP'nin de büyük talebi ve desteğiyle beraber yeni bir kanun çıkardı. Hem SSK'da yıllarca birikmiş olan açıkların kapatılması için yeni bir ödeme sistemi getirdi. Hem de emeklilik yaşını indirdi ve emekli olanları iş hayatından koparıp onların yerine yeni çalışacak yeni işçiler, daha genç işçiler ikame etti. Dönün bakın o yıllara, birden işsizlik oranının düştüğünü göreceksiniz. Süleyman Demirel bir toplumun 11 sene baskılanabileceğini ya da baskılanabileceğini tahayyül bile edemiyordu. Biliyordu ki bu çok tehlikeli olabilirdi. SHP-DYP hükümetinin çıkardığı o sözüm ona çocuk yaşta emekliliğe çok büyük destek verdim. Çok heyecanla destek verdim. Size bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Şimdi aynı desteği EYT için veriyorum. Türkiye'de işsizlik, genel işsizlik ortalaması TÜİK'e göre %20. DİSK'e göre, yani Türkiye'nin en aklı başında sendikasına göre %20. Genç işsizlik %27, %28. Kimileri %30 diyorlar. Canlarım, bu böyle bir ülkede huzur bulamazsınız. Böyle bir ülkeye huzur getiremezsiniz. Böyle bir ülkede iç barışı çok zor sağlarsınız. İnanın, EYT'nin bütçeye vereceği yük devede kulaktır. Bildiğiniz devede kulaktır. Türkiye'nin asıl sorunu, hiçbir iş yapmadan yattığı yerde devlet tarafından sırf AKP'ye oy versin diye beslenenlerdir. Ve bunların hepsi daha ziyade varoşlarda, köy kesimlerinde, dikkat edin, AKP'nin aldığı oylar İç Anadolu bölgesi ve kırsal. Büyük şehirlerin, batının, Ege'nin, Akdeniz'in kırsalları. Şehre geldiğiniz zaman AKP ve MHP'nin oyları yok. Bu çok önemli ama bunu nedense çok
fazla dikkat çekmiyoruz. Canlarım, bu insanlara devlet bir söz verdi. Yani EYT'li dediğimiz o insanlar var ya, ne demekse erken emeklilikte. Bu insanların istedikleri bir şey erken emeklilik değil. Abi devlet bunlara demiş ki 25 sene prim ödeyin ya da 25 sene çalışın. Size emekli edeyim demiş. Ya devlet demiş ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosu söylemiş. Yani demokrasimizin Kâbesi kanun çıkarmış. Hükümetler de bu kanunu uygulayacağız demişler. Sonra bir başka hükümet gelmiş. Olur mu efendim demiş. Anavatan Partisi hükümeti. Olur mu böyle şey demiş ya. Biz bu kanunu değiştiriyoruz. 25 sene çalışıp da emekli olunur mu? Ne yani 15 yaşında emekli çalışmaya başlayan 40 yaşında emekli mi olacak demiş. Canlarım, yani insanların müktesep haklarını gasp etmiş. Şimdi yurttaşlarımız diyor ki ya ey devletim sen bana hak verdin ama benim hakkımı yerine getirmiyorsun. Haklılar. Yan tedbirlerle, bakın bunu defalarca söyledim, söylemekten bıkmayacağım, 31 Mart seçimlerinden önce de söyledim. Yan bazı tedbirler alarak, yasalar yaparak, düzenlemeler çıkararak bu insanların emekli olmasına imkan veriniz. Bu insanları emekli ederseniz en azından onlar bir süre için iş dışında kalacakları nedeniyle şart koşacaksınız. O anda çalıştığı işten ayrılacak. O anda çalıştığı işten ayrılacak. O işe tekrar girerse ve oradan gelirse bordrosu, devlet de tabii ki gerekli tedbirleri alacak. Bu insanları bireysel çalışmaya teşvik edeceksiniz. Müteahhitleri kurtarıyorsunuz. Kurtarın. Benim böyle şeylerle sorunum yok. Ama onlardan önce bu 5 milyon insanı kurtarın. Küçücük küçücük sermayelerle bu insanları destekleyin. Efendim bir kardeşimiz çok samimi bir şekilde işsizlik sigortasını EYT'liler için harcayalım diyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Çalışanların hakkını yarın bir gün işsiz kaldıklarında kendilerine ödenmesi gereken parayı öbür tarafta kullanamazsınız. Yılda 1,5 milyar gibi bir laf ediliyor. Hayır. Ben o kadar olduğunu zannetmiyorum. İlk yıl emekli olacaklar, yani 25 yılını doldurmuş olanlara devletin 4 ile 5 milyar lira arasında bir ödeme yapacağını tahmin ediyorum. Canlarım be. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi içinde devede kulaktır bu para. Bu ülke, bu devlet halkından topladığı vergilerden Suriyeli mültecilere her yıl neresinden bakarsanız bakın 7-8 milyar lira para harcıyor. TL olarak en az, belki daha fazla. Ya günah ya. Günah ya. Ya otursun devlet Esad'la anlaşsın. Putin'le anlaşsın. Zaten gördünüz. Suriye'de artık hepimiz biliyoruz ki bir Kürt otonomi bölgesi kurulacak. Ha bir de buradan gidecekler şimdi otonomi bölgesi kurulsun. Bunlar da Sünni Araplar. Esad daha ziyade Nasuri Araplarla ülkeyi yönetiyor. Bunlar da Sünni Araplar. Bunlara da bir otonom bölge kurulsun kardeşim. Suriye'nin bir bölgesinde, bir yerlerinde. Çünkü iç iç olmazlar bunlar. Ama Türkiye Suriyelilerden bir an önce kurtulmalı. Bir an önce, keşke bu imkan olsa, yarın olsa. Ama Cumhurbaşkanı öyle söylemiyor tabii ki. Moralleri bozuyor. Ve böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı kendi ülkesinin emekliliği hak etmiş yurttaşlarını düşüneceğine, bu ülke için askerlik yapmış, vergi ödemiş, bu ülke için çocuk yetiştirmiş, yurttaşlarının geleceğini düşüneceğine, Suriyeli mültecilere bedava hastane, sigortasız iş çalışma hakkı ve pek çok sosyal hak olmaz. Olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanım, EYT'yi çıkarmak zorundasınız. EYT'yi çıkarmalısınız. EYT'yi çıkarmazsanız gerçekten çok zor şartlarda yaşayacağız. Hep birlikte çok zor şartlarda yaşayacağız. Benden söylemesi. Ben bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenleri uyarma ihtiyacını hissediyorum. Bir başka konu. Belli oldu ki artık hükümet
ve siyasal iktidara göbekten bağlı bürokrasi dolar üzerine baskı yapıyor. Bu bir felakettir. Bu bir felakettir. Bunun aynısını 1993 senesi Kasım, Aralık aylarında ve hatta Ocak ayında aynısını DYP, SHP koalisyonu yaptı. Tansu Çiller Başbakan, Murat Karayalçın Başbakan yardımcısıydı. Aynı bugün uygulandığı gibi doların üzerine bastılar. Faizleri zorla düşürdüler. İhaleye çıkmadılar, borçlanmadılar, faizleri zoraki düşürdüler. 5 Nisan kararlarını almak zorunda kaldılar. Türkiye ekonomisi hafazan Allah'a az daha çökmek bir tarafa tamamen bataklığın içine gidiyordu. Sonra o sorumluluğu aldı Tansu Hanım'la Murat Bey. O sorumluluğu aldılar ve tedbir alarak devalüasyon yapılmasına da imkan vererek dolar öyle bir devalüe oldu ki, TL öyle bir değer kaybetti ki bir gecede bir dolar 14 bin liradan 36-38 bin liralara falan fırladı aklımda kaldığı kadarıyla. Aha şurayı yazıyorum. Ben bu hükümetin doğruyu yapacağını düşündüğüm için, akıl galip gelecek diye düşündüğüm için, sorumluluklarını yerine getireceklerini tahmin ettiğim için, öyle de temenni ettiğim için bir dolar 6.40-6.60 arasında çıkar. 1 Ocak'tan sonra da daha rahatlarız ve aylık enflasyon kadar küçük minik devalüasyonlarla ya da kur ayarlamalar ne derseniz deyin, Türkiye ekonomisini sağlıklı bir şekilde, sıkıntı içinde ama sağlıklı bir şekilde götürürler diye düşünüyordum. Hükümeti yönetenler, ekonomiyi yönetenler asla ve asla akıllanmayacaklar. Dunning Kruger vardır, Amerikalı ilk akademisyen. İki psikolog daha doğrusu. Onların adlarıyla anılan bir sendrom vardır. Dunning and Kruger sendromu ya da Kruger and Dunning sendromu. Yani bizdeki halk deyimiyle çevirecek, cahil cesareti. Niteliksiz insanlar niteliksiz olduklarının farkına varmazlar. Ve niteliksiz olmak ve niteliksiz olmakla beraber cehaletleri onlara çok büyük cesaret verir. Hep her şeyin en doğrusunu bildiğini zannederler ve tabii ki çuvallarlar. Yönettikleri şirketse şirketi batırırlar. Yönettikleri devletse devleti batırırlar. Türkiye ekonomisini yönetenlerde Dunning and Kruger sendromu var. Niteliksiz olduklarının farkında değiller ama niteliksizler. Niteliksiz olmak ayıp mı? Değil. Suç mu? Değil. Bir insana niteliksizsin dediğiniz zaman hakaret mi etmiş olursunuz? Hayır. Durum tespiti yaparsınız. Hakaret değil, küfür değil. Türkiye ekonomisini niteliksizler yönetiyor. Nitelikler kenardan bakıyorlar. Ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Dolara baskı yapmak bugünlerde niteliksiz bir yöneticinin yapabileceği şeydir. Çünkü o doğru yaptığını zannediyor. Böyle dönemlerde enflasyonun reel olarak düşmediğini bile bile, üretiminizin hiç artmadığını bile bile faizleri düşünmek ancak niteliksiz bir yöneticinin yapacağı şeydir. Bakınız, borsa hafif hafif yükseliyor. Dün anlattım. Aynı 1994 ve 2001 krizi öncesi. Aynı birebir kopya karbon kağıdı araya koyun. Şu anda Türkiye 1993 Kasım Aralık ayının, 2001 yılının aynı yine Kasım Aralık ayının, aynen öyle Ocak ayının tabii haliyle, yine 1994 Ocak ayının, yani 1993 Kasım Aralık, 1994 Ocak, Şubat, 2000 yılı Kasım Aralık ayının, 2001 Ocak Şubat aylarının birebir kopyasını yaşıyor. Her ikisinden sonra da büyük devalüasyonlar ve büyük kriz yaşadık. İşsizlik tavan yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı, ya gelin aklın yolunu seçin. Aklın yolu bir, şu dövize bu kadar müdahale etmeyin. Yazık oluyor. Aksine Merkez Bankası çıksın piyasaya, TL basıp hafif hafif para toplasın. EYT'lilerle ilgili uygulamayı mutlaka yapın. Şu insanları hak ettikleri senenin sonunda emekli edin.
Göreceksiniz, daha çok rahat edeceğiz. Toplum olarak da nefes alacağız. Aksi halde bu para darlığı, bu dövize baskı, cari açığı bir kere daha patlatacak, ihracatı durduracak. İnsanlar, Allah korusun, Allah göstermesin, çaresizlikten intihar etmeye devam edecekler. Buyurun, ya iç politika yapın, devam edin iç politika yapmaya, ya devlet adamlığı yapın. Ama benden size abi tavsiyesi, devlet adamı olun. Yeter bu kadar siyaset. Bundan sonra bir süre devlet adamlığı. Lütfen bir süre devlet adamlığı. Bir başka konuyla bitireceğim. Galiba biraz uzun sürdü. Ama lütfen beni bağışlayın. Canlarım benim. Fatih Portakal'ı biliyorsunuz, beğenirim, takdir ederim. Fatih Portakal, Fox TV'nin başka bir şirket tarafından satın alındığını söyledi. Türkiye Fox TV'sinin. Kim aldığını bilmiyorum. Ama Fatih'te ve haberlerinde bir şey görüyorum. Fatih yavaş 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 iktidar tarafına kaymaya başladı. Bunu yaparken tabii ki iktidarı yine eleştiriyor. Hafif hafif. Ama muhalefeti adeta aşağı alıyor. Çok yanlış yapıyorsun sevgili Fatih'ciğim. Haklı olduğun yerlerde eleştir muhalefeti, seninle beraberim. Haklı olduğun yerlerde eleştir ama. Mesela CHP Grup Başkan Vekilinin Bülent Ecevit'e Clinton'ın karşısında el pençe divan duruyordu diyen hadsiz kadın AKP milletvekiline haddini bildirmesi harikaydı. Ve bunu yaparken Engin Özkoç son derece nazikti. Hiçbir hakaret, hiçbir küfür, hiçbir aşağılama yoktu cümlelerinde. Kibir de yapmıyordu. Sadece yaptığı şey, eski genel başkanını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok büyük hizmetleri geçmiş Bülent Ecevit'e yapılan edepsizliğe karşı çıkıyordu. Sen ne dedin Fatih? Sen ne yaptın Fatih? Engin Özkoç'u aşağıladın. Engin Özkoç'u suçladın. Edepsizlik yaptığını söyledin hatta. Bir kadına yapılmazmış. Peki o kadının yaptıkları ne? Ne yani Fatih? Bu pozitif ayrımcılık değil. Bu kadın hakları da değil. Dünyada hiç kimse bir başkasına edepsizlik yapma hakkına sahip değildir Fatih. İsterse kadın olsun. Hiçbir kadın, isterse benim sevgilim olsun. Benim sevgilim dahi birisine hakaret ediyorsa hadsizlik yapmıştır. Ne demek ya? Engin Özkoç ne yaptı ya Fatih, ne yaptı? Tek suçu Engin Özkoç'un muhalefet partisinin grup başkan vekili olması Fatih. Bak Fatih, bu halk seni sevdi. Halen ana haberlerde bir numarasın. Ama göreceksin, bu tarzını devam ettirirsen çok yakın bir zamanda Fox ana haber bülteninin ATV'den farkının kalmadığına tanık olacaksın. Hep beraber tanık olacağız. Yanlış olasın sevgili Fatih Portakal. Ben abin olarak uyarıyorum. Yanlış olasın. Ha, yeni patronların sana bunu söylüyor ise, böyle böyle yap diyor ise, Fatih, ya yolun sonuna geldik. Acele etme. Diren Fatih. Dik dur Fatih. Sakın karakterinden taviz verme Fatih. Bunlar gidiyor Fatih. Bunlar gidici Fatih. Bunlar gittikten sonra iktidar yalakalığı yapmaya başlamış. Çok özür dilerim. Affet beni sevgili kardeşim. Ya da göz göre göre muhalefet düşmanlığı yapmış bir Fatih Portakal'a. Hiç kimse yüz vermez, hiç kimse ciddiye almaz. Memduh abini dinle Fatih. Bunlar sana eleştiri değil, bunlar sana uyarı. Güzel kardeşim benim, gözlerinden öperim. Canlarım, sizlerin de gözlerinizden öperim. Saat 13'te görüşmek üzere, hoşça kalın.